bir şeyler konuşacaktınız. Birkaç tane slide var, fazla değil, 8-10 slide'ım var. Fakat ilk oturumdan itibaren oturumlara binince kafamda başka şeyler canlandı. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Bana da öyle oldu. Biraz spontan konuşmayı seven bir tipim. Ben psikiyatristim. Ağırlık olarak da psikoterapistim. Yani %10 farmakoterapi, %90 terapi yapan, son 20-25'in bu şekilde geçen bir hekimi. Şimdi jinekoloji, üroloji, estetik cerrahi ve onkoloji ile çoğu zaman benim hastalarım kesişiyor. Yani 30-35 yıllarda serbest hekim olarak çalışıyorum. Fakat benim enstitüde de 20 yıldır psikoterapist yetiştirmek üzere hocalık yapıyorum kendi şeyime düşer. Uluslararası birçok kuruluşunda Türkiye'de bu terapi temsilciliğini, uygulamasını, eğitmenliğini vesaire üstlendim. Şöyle geriye doğru baktım, 4000 civarında terapi hastası görmüşüm. Terapi hastası görmek demek çok zor bir şey. Bazı hastaları 3 yıl, 5 yıl takip etmeniz gerekir. Bu 4000 hastadan herhalde 1000 tanesi gerçekten terapiye devam ettirdiği hastalar. Bunların içerisinde cinsel işlev bozuklukları, estetik kaygıları olan, anksiyeteleri olan ve zaman zaman nörolojiye, zaman zaman jinekolojiye, zaman zaman estetik cerrahiye başvuran hastaların profillerini düşündüğünde birçok hastanın çağrışımları zihnime geldi. Bunlardan vakit çok sınırlı olduğu için pek bahsetmeye imkanım olacak ama olmayacak ama genel altını çizeceğim bazı konular olacak. Şu 8-10 slide'ımı geçip o vakalar üzerinden biraz daha olayı detaylandırmak istiyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütüncül psikoterapi ne demektir? Bütüncül psikoterapi her ne kadar İngilizce metne holistik olarak yazılmış ama onun doğrusu entegratif olması lazımdır. Holistik içerisinde biraz daha aşkın ve transcendental boyutları olan bütüncül terapiler için kullanılan bir literatür ismi. Entegratif biraz daha literatür farklı anlama geliyor. Bütüncül psikoterapiler son yıllarda muhtelif terapi tekniklerini bir araya getirilerek gerçekten geçerliliği güvenilir olan terapi ekollerinin birleştirilmesine yönelik olan yapılan çalışmalar içerir. 4 temel grup altında incelenir bunlar. İşte eklektik terapiler, entegratif terapiler, ortak faktörlere dayalı terapiler, asimilatif terapiler diye bir literatür birikimi vardır. Türkiye'de biz bütüncül psikoterapi olarak kendi kültürel değer yargılarımıza uygun ve muhtelif terapi ekollerinin birlikte dizayn edildiği bir terapi anlayışı ve bunun organik yapılarla, psikolojik yapılar arasındaki ilişkisine bakıyoruz. Bütüncül psikoterapi ne demek derken organik ve psikik elementlere birlikte bakar. Yani hem bedensel, somatik belirtilerimiz, beyin işlem bozukluklarımız, beyin tümörlerinden tutun ki tüm metabolik hastalıklara kadar psikik yapımızı etkileyecek her türlü fenomene bakmak, diğer taraftan da psikik yapımızın oluşturduğu, psikik yetkilerimizin oluşturduğu beyin fonksiyonlarına bakmak açısından değerlendiriyoruz bütün psikoterapiyi. Psikik elementler gruplandırdığımızda davranışçı öğrenme yetkilerine bağlı patolojiler vardır, bilişsel öğrenme yetkilerine bağlı patolojiler vardır, dinamik öğrenme yetkilerine bağlı patolojiler vardır, varoluşsal öğrenme yetkilerine bağlı patolojiler vardır. Yani dünyadaki tüm psikoterapileri incelediğinizde bu 4 alt küme indirgeyebilirsiniz ama her birinin altında onlarca terapi, ekolü, yaklaşım tarzı ve tekniği mevcuttur. Bütüncül dediğinizde bir insana baktığınızda bütüncül olarak değerlendirir, davranışı, bilişi, dinamik, varoluşsal yapılardan oluşan bir bütün olarak görür. Semptom ve sebep arasındaki ilişki nedir? İşte burada dananın kuyruğu kopuyor. Sizinle bizim aramızda yani jinekologlarla, urologlarla veya estetik cerrahlarla aramızda bir kavga başlayacak. Başlatalım mı hocam kavgayı? Evet, fikirlerin farklılığından hakikat çıkar demiş Nahum Kemal. Biz de böyle bir fikirler tartışmasına hakikate ulaşmaya çalışalım. Psişik semptom altta yatan patolojiyi aşikar kılan şeydir. Psişik semptom altta yatan patolojiyi aşikar kılan şeydir. Şimdi birkaç oturumu dinledim. Keşke dün ve daha önce de gelip de oturumları dinleyebilseydim. Fırsatı kaçırdım. Ben de bir eğitimle devam ediyorum, eğitim veriyorum. Ancak gelebildim. Doktora başvuran her türlü hastalık, yani fiziksel hastalık ve ruhsal hastalık, semptom dediğimiz şey arkasında psişik bir nedensellik taşıyabilir. Siz semptomu tedavi etmeye kalkarsanız sadece bir sivrisineği öldürürsünüz, sivrisinin arkasındaki bataklığı asla kurtaramazsınız.
O zaman bataklık ve sivrisinek arasındaki ilişkiyi çok iyi bilmesi lazım tüm hekimlerin. Her türlü organik ve fizik tablo semptom olabilir. Yani çok basit bir şekilde bir ağrıdan bahsediyoruz. Evet, ağrının gerçek nedeni vardır. Yüz üzerine ağrıyı şiddetlendirecek ve değerlendirecek olursak ağrının %20'si gerçekten organik nedenselliğe bağlı bir ağrıyken %80 psişik bir faktör üzerine ilave edilmesiyle ortaya çıkan ağrı olabilir. En basit, en organik olan. Hele hele onun dışında işte cinsel organlarla ilgili estetik kaygılar, vücutla ilgili estetik kaygılar, göğüsle ilgili estetik kaygılar, elmacık kemikleriyle ilgili estetik kaygılar hepsi birer psişik nedensellik taşıyan bir hikayeyle bağlı olabilir. Cinsellikle ilgili tüm semptomlar psikolojik patolojilerin yüzeysel görünümleri olabilir. Yani biz yüzeysel görünümlerde erken boşalma, ereksiyon sorunu, dispareunia veyahut da cinsel yönelimle ilgili çeşitli sıkıntılar olan bireylerin arka planlarında ruhsal yapılarıyla ilgili ciddi problemler olabileceği, psikiyatrik rahatsızlıklar olabileceği, psikiyatrik rahatsızlıkların ötesinde de psişik gelişimimizle ilintili bir takım içsel çatışmaların görünür hale geldiği tablo olarak değerlendirebiliriz. O zaman her semptomun arkasında davranışsal öğrenmelerle ilgili bir patoloji mi var, bilişsel bir çarpıtma mı var, dinamik nedenselliğe bağlı ki biz ona klorikal ve lupal dönemle ilgili patolojiler diyoruz ve varoluşsal kaygılarla ilgili bir anlam taşıyıp taşımadığını derinliğine anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Psikiyatri, psikoloji, cinsiyetle ilgili semptomlar sınıflandırılmıştır. Hocalarımız burada mutlaka size bu konuyla ilgili bilgilerde. Üç temel psikiyatri, üç grup olarak değerlendiriyoruz. İşte cinsel işlev bozuklukları, parafiller ve cinsel kimlik bozukluğu olarak üç grup altında değerlendirebiliriz. Burada görülen her bir semptomun arkasında da psişik nedenselliği anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Bir vaka kısaca bahsedeyim. Bir gün hanımefendi geldi, labia mayorlarındaki ilerik nedeniyle kendisini kötü hissettiğini ve değersiz hissettiğini, bununla ilgili estetik bir cerrah ettik. Labia mayorlarının küçüleceğine dair bir talebi olmuş idi. Olayın arkasını irdelediğinde aslında rahatsız olanın kocası olduğunu öğrendi. Kocasının ona sevgisinin azalma ihtimali karşısında bir estetik cerraha giderek labia mayorlarını küçültmekle ilgili bir operasyon geçirmek istediğini söyledi. Bir şekilde eş görüşmesi yapıp eşiyle görüştüğünde ise hikayenin bir başka tablosu da gördüm. Eşi 35-40 yaşından sonra bir hanımefendiye aşık olur. Hanımefendiye aşık olduğu zaman onunla bir ilişki başlar. Bu ilişki derinliğine devam eder. Ona söz verir. Ben eşimden ayrılacağım ve seninle evleneceğim. Fakat eşi o güne kadar ona eşlik yapmış, gerçekten iyi bir ilişki de olmuş, birkaç tane çocuğu olmuş bir hanımefendi. Eşine bir kusur bulmak için aramaya başlar. Ben buna nasıl kusur bulurum da bu kusurdan dolayı onu istemediğim ona dile getirebilirim. Araya araya taradığını, onunla bir mayörleri biraz iri, diğerlerinden farklı veyahut ikinci sevgilisinden farklı, piyasa ancak böyle yapmış olabilir. Veyahut da söylemesen daha iyi bilirsin, nasıl piyasa yedilir başka? Resimlere falan bakmıştır diye. Pornografi seyretmiştir, bravo, 100 puan. Kıyasladığında der ki, senin der cinsel organların bende tiksinti uyandırıyor, ben seninle bir evliliği sürdüremem, bu nedenle de ben senden ayrılmak istiyorum. Peki der, ben bunu halledebilirim. Tabi adamın aklına gelmiyor, estetik cerraha gidip de labio mayorlarını küçülteceğine de ayrılmak isteğiyle. Hikayeye gidip baktığınızda birinci perdede size bir gelip, evet ya o hanımefendi kendi cinsel organlarından rahatsız dediğinizde, bunun rahatsız olmadığını, eşine rahatsız olmadığını, çünkü bir sevgilisiyle evlenebilirsin, bundan boşanmasın bir gerekçe bulduğunu anladığımızda her hikayenin arkasında kutu içinde kutu. Bununla ilgili onlarca örnek verebilirim. Estetik açıdan özellikle kongremizin adı estetik cerrahisine de atıfta bulunduğu için doktor arkadaşlarımız ve cerrahlarımızın çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Mutlaka psikoterapotik veyahut da psikiyatrik bir gözlemden sonra estetik cerrahi müdahaleleri olması gerekir. Çünkü çoğu estetik kaygılar, bu penis boyu olabilir, göğüs büyüklüğü olabilir, vajinal yapı olabilir, labirinöder veya labirmayörler olabilir, vücudun herhangi bir bölgesi, basenleri olabilir. Bunların her birinde kişinin kendilik algısı çarpık ise, siz ne kadar düzeltirseniz düzeltin, kafayı düzeltmediğiniz müddetçe başınıza bela almış olursunuz. O hasta sizi yıllarca perişan eder, mahkeme süründürür. Çünkü zihnindeki patolojik olan o yapıya asla ulaşamaz.
Yani elbette insanların estetik kaygılar nedeniyle bir takım operasyonlara hakları vardır. Bu gayet doğal bir şeydir. Bunu yapmaları gerekir. Ama birçok hasta ki biz buna dinamik nedenselliğe bağlı olan rahatsızlıklar diyoruz. Psikoterapiyle ilgili biraz daha olaya yaklaşım tarzı içeren psikiyatrik müdahalelerin yapılması ve görülmesi, onlardan alınan onaylarla beraber böyle bir cerrahinin başvurulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. %50 hastam var bu şekilde, estetik cerraha gitmiş gelmiş, çeşitli operasyonlar geçirmiş ama o cerrahtan bu cerraha, bu cerrahtan öbür cerraha giderek onunki olmadı, bununki olmadı ya, sonunda soluğu psikiyatrisi veya psikoterapi seansında alan yaptı. Penis büyüklüğü ve küçüklüğü ile ilgili tartışmalar oldu, ilginç tartışmalar benim için. Fonksiyonel olan penis en makbul olan penistir. Tabii değil mi? Onun dışında penisle ilgili erilik, küçülük gibi bir takım talepler, psişik taleplerdir. Zihni düzeltmeniz gerekir, altı düzeltmeniz gerekmez arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgi. Yani herkese yayın bu bilgi. Dolayısıyla insanlar baba otoriteyle savaş içindeyken, bir ödipar çatışma içindeyken bütün erkekler penislerini küçük hissederler. İç dünyaları olgunlaştıkça penislerin yeterli ve yetkin olduğunu fark ettiklerinde ödipar çatışmaları çözer. Yani böyle bir hikayeyle anlatmıyor. Bunu da böyle ikide bir de dakikalar geçiyor. Ben oturup başkanım olarak o dakikalara mümkün olduğu kadar uymaya çalışacağım. Cinsel istek bozukları, bunları tekrar söylemeye gerek var bilmiyorum. Bunların her birinin arkasında davranışsal öğrenme ilkeleri olabilir. Her birinin arkasında bilişsel çarpıtmalar olabilir. Her birinin arkasında dinamik nedensellik ve varoluşsal etmenler olabilir. Ve bunların oranlarıyla her birinden bir miktar bulunabilir. Onun için her biri bu manada değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Azalmış hipoaktif cinsel istek, cinsel tiksinti bozukluğu, cinsel uyarılma bozukluğu, kadında cinsel uyarılma bozukluğu, erkekte cinsel uyarılma bozukluğu. Bir basit örnek vereyim, 3 dakika, 3 saniye. Cinsel uyarılma ile ilgili eksikliği olan bir erkek, eşiyle cinsel uyarılma olmuyor. Fakat bu beyefendi, üvey kızını yatağa alıp da 4 yaşında, 3 yaşında, eşini haberdar olmadan, uykulu bir şekilde, o da yanınıza yatsın derken, onun o yatakta olması durumunda aşırı yuvarılma, hele de eşine haber vermeden o çocuğu bir eliyle okşadığında ereksiyonda sertleşme, ereksiyonu muhafaza etme ve kafasına göre mükemmel bir cinsel uyarılma yaşayabiliyor. Yani situational, durumsal pozisyonlarda bazı nedensellikleri bağlı, psikodinamik nedensellikleri bağlı uyarılmaların bozukluğu, azlığı, fazlalığı veya tiksinti meydana gelebilir. Bunun nedensellikleri detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir ki bu konu tamamen ayrı bir psikoterapötik konu olarak değerlendirebiliriz. Otto Kernberg, çağımızda yaşayan efsane olarak adlandırılan bir psikanalitik psikoterapisttir, aktarım odaklı terapinin kurucusudur. Narsisistik kişilik bozukluğunun ilk belirtisi erken boşalmadır. Dolayısıyla cinsel işlev bozukluğu açısından hastalara sorduğunuzda narsisistik kişilik bozukluğuna tanı koyabilmek için cinsel işlev bozukluğunun olup olmadığını derinliğini araştırmanız ve değerlendirmeniz gerekir. Biz ne yapıyoruz? Penis başına uyuşturucu ilaçlar veriyoruz, yatıştırıcı faktörler uyguluyoruz, davranış öğrenme ilkeleriyle dur çek tekniği uyguluyoruz vesaire. Oradaki ani boşalmanın arkasında, denetimsiz boşalmanın arkasında kontrol edememek, narsistik kabarma, bunun ani bir şekilde kişiyi çökertmesiyle ilgili birçok psikolojik nedensellik var. Bunun her birinin ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor ve değerlendirilmesi gerekiyor. Orada biz şöyle düşünüyorum, bir santral var, telefon santralı. Santralda kabloları biz sokup çıkarıyor, biz telefonun ucundaki hattı tamir etmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Çok ses geliyor telefonun ailesine. Biraz buraya uyuşturucu bir jel sürelim de fazla ses gelmesin. Deniz başına uygulayacağımız uyuşturucular veyahut da bir şekilde uyaranı azaltıcı faktörler telefon ailesinin sesini kısmak gibidir ama merkezde o tarafta duyulmuyor diye daha fazla uyarak gelen bir zihinsel yapı. Ama kaynakta yani santralın merkezi olan zihinsel mekanizmalarımızda bir düzeltme yaptığımızda penisle ilgili herhangi bir engellemeye maruz kalmak istediği zaman, istediği kadar, istediği gibi kontrol bir ilişkiyi gerçekleştirebilecektir ve buna da psikoterapidir. Cinsel ağır bozukluk biliyorsunuz bunlar. Parafiller bunların her biri çok ciddi manada üzerinde durulması gereken bir yer. Mesela bir delikanlı vardı. Ne zaman aşağılandığını hissederse, birisi tarafından tehdit edildiğini hissetse hemen yollara çıkıyordu. Ara sokaklara gidiyordu. Akşam vakitleri yalnız başına gezen hanımlar oluyordu. Arkadan yaklaşıyordu. Onları sürtünüyordu. Göğüslerini tutuyordu. Onları korku ve panik içinde çığlık attığında ereksiyon oluyordu ve kendini
kendimi güçlü hissederek görüyorum. Ancak bu şartlarda mena gelebiliyorum. Veyahut da cinsel ilişki esnasında diğerine küfrede bir vaka anlatıldı. Küfrederek, aşağılayarak, küfürler yaparak bir ilişki içerisine giren kişi kendisinin aşağılanmışlık olan duygusunu cinsellik üzerinden ifade ederek kontrol etmeye çalışan bir psikolojik yapı olarak değerlendirebiliyoruz. Fren bitti, cinsel kimlik bozukları yine aynı şekilde. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı bir konuşma oldu hepimiz açısından. Çünkü benlik ağrıda da durum aynı. Ben ikinci konuşmacıyı davet etmek istiyorum. İkinci konuşmacı Suat Sütman Erşahin.